Günaydın. Arkadaşlar nasılsınız? Merhaba. Balkondan başladım. Bakın Yasemin'im açtı. Bunu sizinle de paylaşayım istedim. Instagram'da paylaşmıştım ama buradan izleyen arkadaşlarım da görsün istedim. 2 senenin sonunda başacı vardı. Baştan geri döndü ve artık bol bol çiçek açıyor. Senede 2 defa açıyor. Normalde bir defa demişti alırken ama geçen sene 2 defa açtı. Bir böyle yazın açtı, bir de sonbaharda açmıştı. Kofi. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Bahçeye koyunca canlandı. Ama yağmur çok yağdığı için içeri aldım. Yağmurdan söz etmişken yine yağmur yağıyor. Türkiye bu sene yağmur ormanlarına döndü sanırım. Bakın nasıl yağıyor. Böyle görünmüyor ama kabamı da göstereyim. Yağmurda gösteremeyeceğim. Şöyle bakın çiçek açtı. Böyle küçük küçük de şeyleri var, kabakları var. Buradan göstermek zorundayım arkadaşlar. Yağmur bayağı bir yağıyor. Bu sene kiraz da büyük ihtimalle kurtlanır bu yağmurda. Evet. Bunu da buraya koydum. Seyla düşürüp kırmıştı ama yeniden canlandı. Yağmur şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın. Çimler yine uzadı. Ama hava çok güzel, mis gibi kokuyor. Sabah erken saatlerden beri yağıyor yağmur. Bilmiyorum gece de yağdı mı? Hiç uyanmadım bu gece. Farkında değilim ama sabah erken saatlerden beri sürekli yağıyor bu şekilde. Süheyla'ya bir şey yaptım. Nurettin'e de tabii ki. Nurettin uyanınca yer. Süheyla henüz inmedi. Kabartma tozuyla yapılan pişiden arkadaşlar. Çok fazla yağ çekmiyor. Hatta hiç yağ çekmiyor. Bakın. Böyle. Bu çok hafif oluyor ve seviyorlar. Özellikle Nurettin buna bayılıyor. Hamuru dolaptaydı. Çıkardım, hemen yaptım. Az az böyle yapıyorum. Çünkü ilk etapta çok yumuşak oluyor ama ertesi güne kaldığı zaman taş gibi oluyor, kabartma tozu olduğu için. Gofret. Dışarıda yağmur yağıyor anne. Çıkamazsın ki. Bak nasıl yağıyor. Ya. Açayım mı kapıyı, çıkacak mısın? Gofret. Kapıyı açayım mı? Gel. Gel. Gel bak gel. Gel. Gel hadi. Hadi açtım. Geç. Hadi. Kapıyı açtım bak hadi. Her zaman hemen kaçardın. Dışarıda yağmur yağdığı için tabii ki gitmiyor arkadaşlar. Bak şimdi gidecek, merak ediyor. Çıkabilecek mi görelim. Gel bakalım. Gel. Geç. Normalde hemen kaçmış olması gerekiyordu şu an dışarı. Bakalım çıkabilecek mi yağmurda. Çık hadi. Vay uyanık. Ya yağmur yağıyor, gördün mü dışarı? Bak evden kaçarsan böyle kalırsın sokakta. Yağmurun altında ıslanırsın. Beni dinliyor musun hiç? Gofret. Bak o küçük bir arı. Gofret. Elini ısırır elini. Oğlum. Annem elini ısırır. Parmağını sokar. Küçük patilerim var ya, onları sokar o arı. Gofi. Hiç akıllanmıyorsun değil mi? Hı? Minik yaramaz. Acıdı mı? Hı? Bir şey yaptı mı elini? Planım bunun saksısını değiştirirken, 3 ay önce değiştirdim saksısını. Anca 3 ay olmuştur tahminimce. Bu saksının 2-3 yıl yeteceğini düşünerek değiştirmiştim. Ama saksıyı değiştirdiğim zaman kaktüsüm ortalama bir karış uzadı bir anda ve genişledi.
Benim değiştirdiğim saksı bırak 2-3 yıl yetmeyi, sanırım 1 yıl bile yetmeyecek gibi duruyor. Bu diğer şeylere, kaktüslere oranla sanırım en hızlı büyüyen kaktüslerden. Şöyle göstereyim. Şunlar, şu üstteki büyük dallar saksıyı değiştirdikten sonra çıktı. Şöyle geriden de göstereyim. Bulursanız, büyük kaktüs seviyorsanız bence bu kaktüsten almalısınız. Benim bunu aldığımda ufacık bir daldı. Oğlumun, yani Nurettin'in bilgisayar masasının üzerine koymayı düşünüyordum. Hani bir ara şey deniliyordu, radyasyon falan emiyor diye. Ama öyle olmadı. Çok hızlı büyüdü. Sonrasında balkona bir süs bitkisi olarak geldi ve çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Bakın orada da var bir tane. Görüntü kötü olabilir ama yaklaştırayım istedim. Bunu da onun saksısını değiştirirken bir tane küçük bir dalından dikmiştim ve hızlıca büyümeye başladı. Çünkü bayağı güzel duruyor büyüdüğü zaman. Biz de böyle dedik ki bir tane daha olsun. Çok hızlı büyüyor. Çok fazla yağmura da aldırış etmiyor yani. Bahçede daha hızlı büyüyor. Evet. Gofretin giremediği tek yer aşağıki salon arkadaşlar. Buraya nane sermiştim. Gofretin tüylerinden uzakta. Kurumuş ama tam anlamıyla kurumamış. Biraz nemli. Burası haliyle aşağıki salon bir tık nemli. Nemli olduğu için de bu da nemli. Bunu toplayacağım şimdi, yukarı götüreceğim. Birkaç gün iyice nemini çeksin. Sonrasında ufalayıp şişeye dolduracağım. Evet, mis gibi kokuyor bu arada. Ayıkladım, yıkadım güzelce, suyu şey yapınca, akınca sermiştim buraya. Tek gofretin tüyünden uzakta burası var arkadaşlar. Yağmur hala yağıyor bu arada. Süheyla resimleri tamamlamadı. Bu şekilde kaldı. Çünkü içinden buraya çizmek gelmedi. Zaten çizerken de söylemiştim. Yani içinden gelirse çizer diye. Genelde koluna çiziyor. Kağıda çiziyor. Koluna da ben çok fazla izin vermiyorum. Hani tehlikeli, ileride hastalık falan yapar sonuçta, kimyasal diye. Kalem sürekli koluna çizmesini istemediğim için genelde kağıda çiziyor. Bir de malum bu sene arkadaşlar biliyorsunuz üniversite sınavıydı, işte ehliyet alma şeyleriydi. Hep stresli geçti Süheyla için. Üniversite sınavından da yüz yüze geldiği zaman nasıl geçtiğini şey yapar, size açıklamasını yapar. Çok da fazla yapmayı düşünmüyor sanırım. Yorum yapmayacağım dedi bana bile arkadaşlar. Evet. Nasılsın? Ha? Nasılsın miniğim? Güzelliğim? Ha? Sen çok mu güzelsin? Çok mu tatlısın? Bu bizim misafirimiz arkadaşlar. Oh, merdiven yordu. Gel. Gel aşkım. Gel. Gel. Gel hadi. Sen çok tatlısın. Çok güzelsin. Ya. Bir süreliğine bizde kalacak. Bu bizim küçük misafirimiz. Vicky. Vicky. İn bakalım. Bütün gün camın önünde oturuyor bu arada. Kendisi isteyince giriyor, istemeyince çıkıyor işte. Keyfince takılıyor burada. Birisi buralara çiş mi yapmış ne Viki? Bakalım. Kurumuş. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Paşadan küçük yapıyor. Bizim kuşta bir sorun var. Normalde bunun daha büyük yapıyor olması lazım. Ama paşa bundan daha büyük yapıyor. Ne oldu? Çok mu sevdin orayı sen? Güzellik. Ha, gel bakalım. Ne yapacaksın? Ekranı mı kemireceksin? Kılıfı mı kemireceksin? Kendisi çok sıcakkanlı ve tatlı. Çok güzel bir bayan. Tamam, sakin. Ekranı mı kemiremezsin aşkım? Olmaz. Olmaz.
Hayır. Gel tamam öpeyim seni. Gel hadi. Gel hadi öpeyim. Gel 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 gel. Tamam. Söyle gofret odanda mı? Onu arıyorum. Burada mı? Bilmiyorum. Hayır. Yatağımda değil. Bu ne? Gitar. Onu görebiliyorum da üzerindeki ne? Küpleri mi soruyorsun? Ha? Küplerden gitar yapacağım. Küplerden gitar mı yapacağım? Heykel bir şey yapacağım yani. Boyayacağım sonra da. Kaplama değil de ayrı bir. Yok Ha yok tamam. ayrı bir şey. Üstündekiler de arkadaşlarımın imzaları. Kendi yaptığın küpler. Evet. Kağıttan. Güzel olur diye düşünüyorum. Öyle bir planım var. Gofretin de nerede olduğunu bilmiyorum. Odamı açık bırakmışım. Belki odama girip yatağa çıkmıştır diye düşündüm ama yok. Şey demiştim arkadaşlara, üniversite sınavının nasıl geçtiğine dair Sela açıklama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Bana dediği tek şey, Söylemeyeceğim. Aşk evet o. bunu söylemiştim zaten, Söylemiyorum. hakkımda hayırlısı olsun diye. Yani sadece senin değil aslında, bütün gençlerimizin, üniversite sınavına giren bütün arkadaşlarımızın hakkında hayırlısı olsun diyelim. Amin inşallah. Ya çünkü iyi geçti desem kötü geçiyor. Kötü de hiç geçti desem iyi geçiyor. Bir saçma sapan bir durumum var çocukluğumdan beri. Asla sınavlarda dediğim tutmaz. O yüzden söylemeyeceğim. Hayırlısı. Israr ediyor muyuz? Etmiyoruz. Açıklandı. Öğreniriz. Artık nereyi tutturdum. Yani. Hayırlısı Öyle. bakalım. Kiraz kaldı mı bacada? Ne kaldı mı? Kiraz. Kirazlar duruyor. Yaşasın. Ama yağmur yağdı. Ne yapayım? Tamam. Gofret de bulmak şu an çok umurumda bir şey. O yüzden kiraz yemeye gidiyorum. Arkadaşlar yağmur durdu. Bahçeye çıkıyoruz. Gofreti de bulduk. Gofret balkondaymış. Sıkıntı değil artık, bir şey olmaz. Bu arada yağmur durmamış yani. Hani yok ki o şey, dallarda olanlar düşüyordur. Hırka alsaydın ya sırtını. Ben öyle bir Ayakların bakıyorum. ıslanabilir ama. Çünkü geceden beri, geceden diyorum sabahtan beri yağıyordu. Nasıl kiraz yiyeceğim? Ve Çoraplarını hala yağıyor bu değiştiririz. arada. Ha evet, ince ince yağıyor. Ya. Neyse, çoraplarımızı değiştiririz artık. Ah be, o kadar azar işitip şimdiden Süheyla, kurtardım. tepene dökülür dalında kalan yağmurlar. Ya bir şey Koparırken diyeceğim. dikkat et. Yörenin şu an uyanık olması gerekiyordu ya. Bu Ne? evin uzun şeyi o elemanı. Alt dallarından yiyebilirsin. Yedim onları hepsini. Yok sen ye. O kızım, sen bir tarafını Kızarıp yerken demeden bir tarafı olgunlaşıyor ama. Bu arada arkadaşlar, renkleri şöyle görünüyor ama tadı çok güzel. İşte bunu demek istemiştim. Ezan okunuyor bu arada. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Oraya oturdu, çıkarmıyoruz diye. Şey, camların iplerini sallayıp cama vuruyor, gürültü yapıyor. Ben buradayım der gibi. eve alabilir miyiz? Kızım biz hayır kurumuna falan mı benziyoruz? Lütfen. Hayır. Ben beslerim. Asla. Sus. Anne. Asla diyorum. Allah'a büyük konuşmayayım, asla. Anne çok güzel. Neresi güzel Anne Süheyla? Neresi şuna güzel? bak. Bildiğin sümüklü böcek. Anne elim kadar. Abartma. Bildiğin sümüklü böcek. Abartma mı? Bakar mısın? Dokunma. Dokunma. Ya kabuğu ya. Olsun. Kafam Bakteri ıslandı. vardır. Her yere sürüyor burnunu. Ya bir şey Arkadaşlar bir sümüklü soracağım. böcek eksik. O zaten bahçede kendi kendine bakabiliyor. Lütfen. Söyle, saçmalama. Islandım. Yeterince hayvan çeşidimiz var. Bir hayvana daha Saçmalamak. ihtiyacımız yok. Tamam. Sen ona İnsanlar bahçede onları bak. yurt Bak dışından bakmak için getiriyor. Şükret ki onu bahçeden atmıyorum. Bahçede yaşamasına izin Bir de veriyorum. bahçeden mi atacaksın onu? Sebzeleri yiyor biliyor Geri musun? getiririm. Bak bu da yavrusu. Seninkini yiyor şu anda. Evet. Sümüklü böcekler tam baş belası ve bizim bahçede bolca var. Ama demiyorum. Kısım mı yani bu böyle? Sümüklü küçük. Evet, adı üstünde sümüklü böcek. Yedin mi kirazını? Yağmur yağıyor. Yukarı Evet. doğru gidelim hadi. Islandım. Basma. Basma mı? Bütün bahçemi sümüklü böcek kaplamış. Yağmurda duvarlara Basma. hücum ediyorlar. Sen basma diyorsun. Evet, basma. Evet, Tamam, basma. basmıyorum. Çıtır çıtır et, ezmeyi hiç istemiyorum çünkü. Tamam, basmışlar. Sen yere bakarak yürütüyorsun. Bu ne be? Bahçe sulanmış. Ne ne? Bu çiçekler ne? Çiçek değil onlar, maydanoz. Tohumlanıyor. Geçen yılın maydanozları bunlar. Toplayacak mıyız Tohumunu alacağım onların. bunu? Okey. Geçen yılki maydanozlarım arkadaşlar. Tohum için bıraktım Ne onları. güzel Bunlar da bu açmış. seneki maydanozlarım. Basacak yer yok. Çekil bir. Maydanozlarına Aradaki taşlara bas. basmayayım da. Yağmur yıkamıştır onları.
Neyleri? Şeyleri. Hanım ellerini. Hazır mısın? Hı. Bak şimdi. Bak. Kalmış mıdır? Hı hı. Kokusu çok güzel ama. O sırada sen kokusu diyorsun, ben yiyorum. Çok patlıcanlarım da büyüdü. Sonunda çiçek açıyorlar arkadaşlar. Biberler de. Dün ilaçlamıştım. Bugün yağmur yıkadı. Böyle güllerdeki yaprak bitleri patlıcanlarda da var. Arıyor bunlar değil mi? Evet. Oo. Sen mı dokundun ya, hepsi çıktı sürüsüyle altından. Sorry. Yağmurda hanım elinin yapraklarının altına saklanmışlar. Bunların içine giriyor mu hala? Yok, girmiyor, ölmüş çünkü en son düşmüştü. Valla ben görmedim. Sadece gördüğüm şuraya düşmüştü, ölmüştü. Yani o kendi kendini öldürdü diyebiliriz. Ama 7-8 kere giriyordu günlük bizden. Evet. Petunyama ne hale gelmiş yağmurdan. Sonra geri toparlanır inşallah. Bakayım mı? Hı? Bakayım mı? Arıya mı? Evet. Arı bile besliyoruz artık yani. Dur. İçi de ıslanmış. Püh. Yok ya, onun yuvasına gitmemiştir. Kuru ıslak içi. Olsun. Onun yuvasında yoktur. Orada mı? Kendisi yok ama yuvası orada. İyi. Kapat geri. Belki yağmurdan dolayı. Eşek arısının yuvasını bile ellemiyoruz. Niye elleyeyim? Sonuçta da bir canlı. Bize bir zararı olmadığı sürece. Sümüklü böcek. Her yerdeler. Her yerdeler. Yağmur, şey. Yağmur yeniden başlıyor arkadaşlar. O sırada katlanır mısın? Ne güzel açmış. Bir kırmızın açmadı he. Kırmızı o ikisi. Bir bu. Bir de oradaki saksıdaki en geç açan güllerim. Doğru düzgün basamıyoruz bile. Yerde böcek, sümüklü böcekleri ezeceğiz diye. Ama ister istemez eziliyorlar. Yani onları yapabilecek hiçbir şey yok. Ya, bahçeyi mahvediyorlar. Mi? Hiç iyi bir şey değil. Ha şey için mi? Yaprakları yedik. Her şeyi mi yiyorlar ki sadece yaprakla kalmıyorlar. Yakında salatalıkları falan hep yemeye başlarlar çıkanları. Bir şey orada yolculuk ediyor gören. Sümüklü böcek. Konfet nasıl alıyor? Arkadaşlar bugünlük size böyle bir vlog çekmek istedim gün içinde. Yani çok fazla yüzümüzü göremediniz. Sadece Süheyla'nın yüzünü gördünüz. Bu gofreti gördünüz. Bugünlük de böyle olsun. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.